Herkese merhabalar. 9. sınıfta bizi neler bekliyor? Bunu göreceğiz ve aynı zamanda kampın başlamasına son 14 gün kaldı. Bayramdan önce size kampımızı hatırlatmak istiyoruz. Çünkü çok önemli. 9. sınıfı geçerken hazır olmamız gerekiyor. Artık sonuçlarımız da belli. LGS'den gerçekten yorulduk. Peki 8'den 9'a geçerken nasıl hazırlık yapmamız gerekiyor? 9. sınıfta bizi neler bekliyor? Beraber bugün bu sorulara cevap arayacağız. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Bir kere 8'den 9'a kampımız özel olarak sizin için hazırlandı. Peki ne bu kampın içeriği? Aslında bu kampın içeriğinde matematik var. Neden matematik? Zaten herkes biliyor artık. Yani LGS'de matematik en zorlayıcı dersi. Üniversite sınavı oldu. Abilerimiz, ablalarımız girdi. İnanılmaz zorlandılar matematikte. Herkes eyvah eyvah matematik dedi. Başka bir şey demedi. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Artık yani Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM herkes artık matematikte en zor olabildiğince analiz gerektiren sorular sormaya çalışıyor. Dolayısıyla biz dedik ki matematik temel bir sağlamlaştalım. Yani 8'den 9'a geçerken bari lise hayatımızda hani belki LGS zorlanmış olabiliriz ama lise hayatımızda artık zorlanmayalım şu matematikte. Dolayısıyla matematikle başlamamız gerekiyor. Zaten kamp programımız burada var. Kamp programımızda teker teker gün gün matematik konularını teker teker işliyoruz ve temel temel oluşturmak için. Yani asıl amacımız temeli oluşturmak. Peki Bugün sizinle beraber 9. sınıfta neler göreceğiz ona bakacağız ama öncesinde bazı sorular var gerçekten bu soru üzerine anlarsak zaten kolay bir şekilde çözümlemiş olacağız. Mesela demiş ki Nadire "Merhaba ben bu sene inşallah nasip olursa liseye gideceğim." Geçsin zaten tebrik ediyorum seni. 9. sınıf çok mu zor? Bir kere e, belli sorular sormuş. Çok mu zor? Karmaşık mı? Fizik, biyoloji gibi dersler zor mu? 9. sınıf konularının 8. sınıf konularıyla alakası var mı? Not tutmak çok mu önemli? Şimdiden 9. sınıf konularına başlamalı mıyım? demiş bize. Nadire'nin bu sorularına teker teker cevap vermek istiyoruz. Bir kere 9. sınıf çok mu zor, karmaşık mı? Hayır, karmaşık değil. Çok da zor değil. Ama insanların zorlandığı asıl kısım şu aslında. 9. sınıfta herkesin zorlandığı kısım şu. Tamam, matematik vardı. Matematik aynen devam. Aynen devam. Türkçe vardı. Türkçe işte Türk dili edebiyatı oluyor. Yani bir fark, farklı bir şey yok. Ama eskiden öğrendiğimiz fen dersimiz vardı. Fen dersimiz artık böyle üçe dallanıyor. Fizik oluyor kimya oluyor ve biyoloji oluyor. Hepsi de gerçek kendi başlarına gerçekten dev dersler. Onu da söylemek istiyorum. Yani gerçekten fizik deyince fizik bölümleri var. Üniversitelerde fizik işte ileri fizikler var falan filan. Veya işte sosyal görüyorduk veya inkılap görüyorduk. En son inkılap görmüştük tabii ki. Bunlar neye dönüşüyor? Tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji birim, bilimlerine dönüşüyor. Dolayısıyla toplamda gerçekten de bir anda iki tane ders tak diye altıya bölünüyor. Yani bu insanı zorluyor. Hani çok mu zor, karmaşık mı, fizik, biyoloji gibi dersler zor mu? Hayır zor değil. Fizik, biyoloji gibi dersler aslında bizim daha önceden mesela 8' bir konuyla alakası var mı diyorsun ya. Mesela fizik konusu... Basınç konusu. Sekizinci sınıfta gördüğünüz basınç konusu tak diye fizik içerisinde işleyeceğiz. Veya elektrik konusu tak diye fizik içerisinde işleyeceğiz. Yani aslında fizik bizim gördüğümüz eski konuların devamı. Hiçbir şey yok. Biyoloji aynı şekilde. Mesela mitoz mayozu görmüştük. İşte e, kalıtımı görmüştük. İşte DNA'yı görmüştük. Onların hepsi de biyolojiye geçiyor. Veya işte kimyada. Periyodik tabloyu görmüştük. Tak diye onlar kimya oluyor. Yani aslında biz temellerin hepsini aldık. Endişeye gerek yok. Herkes burada şunu rahat bir şekilde düşünebilir Yani ben 8. sınıfta, 6. sınıfta, 5. sınıfta zaten bunların hepsinin temelini gördüm. Hepsi benim kafamda var. Birazcık daha ileri seviyelerini göreceğim. Birazcık daha bir adım ötesini göreceğim. Dolayısıyla hiç endişe etmemize gerek yok. Çok mu zor? Hayır değil. Karmaşık mı? Hayır değil. Fizik, biyolojik gibi dersler zor mu? Hayır değil. Eskiyi çok iyi bilirsek, temelimiz iyi iyiyse eğer zaten hiçbirisi zor değil. Dokuz sınıf konuların sekiz konuyla alakası var mı? Evet, yüzde yüz var. Yani bunun cevabı yüzde yüz zaten. Birçok konu eski gördüğümüz konuların devamı. Belki bir iki tane yeni konu görürsün ama dokuz sınıfta gerçekten çok eski konunun tekrarını yapacağız. Onu da söylemek istiyorum. Ama şunu unutmayın. Neden zorlanıyor insanlar? Dokuyan sınıf dünyada, dünyada değil, Türkiye'de en fazla kalınan sınıf olmasının sebebi ne? İşte bu. Yani bir, iki, üç, bir, iki, üç, altı tane ders bir anda iki dersten fırlıyor. Yani eskiden bizim görmemiz gereken dört tane temel ders vardı. Türkçe, matematik, fen, sosyal. Şimdi artık ne oldu? Altı artı iki, sekiz tane oldu. Yani dört, sekize çıktı. Ya arkadaşım iki katına çıktı. Yani senin normalde eskiden bir matematik defterin vardı, bir Türkçe defterin vardı, bir fen, bir sosyal defterin. Dört tane defterin vardı, dört tane defterle bütün seneyi götürdün. Ama şimdi artık ne oldu? Sekiz tane defter alabilirsin. Veya ben şöyle yapıyordum, onu söylemek istiyorum. Mesela fizik, kimya için bir defter tutuyordum. Veya işte fizik için ayrı bir defter, kimya biyoloji için ayrı bir defter tutuyordum. Yani önemlerine veya hangi hocanın daha fazla işleyeceğine göre ki ben size şunu tavsiye edebilirim. Mesela biyoloji konuları çok uzun sürebiliyor. Mesela fizik defteri aldığım zaman mesela şu defter diyelim. Bu defterin ön kısmına fiziği yazardım ben. Sonra arkasına böyle flip yap yapardım. Çevirirdim. Arkasına kimya yazardım. Fizik kimya bir arada dururdu. Çünkü fizik kimyada çok fazla yazılacak şey olmuyordu. Ama biyolojide inanılmaz oluyordu ya. Hoca durdurmuyordu ki. Biyoloji defteri de tek bir tane defterdi. Böyle açardım. Böyle yazardım. Ne normal. tek bir defter şeklinde. Yani buna iki tane defter tutuyordum eskiden. Mesela tarih, coğrafya, felsefe. Felsefeyi zaten boşver. O, o sonraki sınıflarda karşımıza çıkıyor ama tarih, coğrafyada bence çok fazla hocalar yazdırıyor. O yüzden ayrı ayrı defterler tutulmasına fayda var. Mesela matematik, Türkçe. Bunları da ayrı ayrı defterler tutabilirsin. Ama Türkçe'de çok fazla yazdırmaz. gerek genellikle metin çözümleme ve benzeri çıkacak. Peki not tutmak çok önemli. Evet çok önemli. İşte zaten bunun cevabını verdim burada. Not tutmadan başarılı olamayız. Öğretmenimizin anlattıklarını dinlemeden başarılı olamayız. Çünkü not tutmanın şöyle bölümü var. Yani orada anlamasanız dahi, öğretmen söylerken anlamasanız dahi o notu yazarken beynimiz yazıyor onu hafızaya. Resmen beynimiz fotoğrafik hafızayla çalışıyor. O yazdığımız şeyler aklımızda kalıyor. Yazarken anlamasak dahi aklımızın bir köşesine onlar yerleşiyor. Çünkü biz beynimiz bizim bildiğimizden çok daha zeki. Dolayısıyla mutlaka not alalım arkadaşlar. Şimdiden dokunsam konuna başlamalı mıyım? Evet başlayalım. Neden başlayalım? Çünkü ya telafisi yok bunların artık. Çünkü zamanımız dar ve gerçekten de 9. sınıfa geçtiğimiz zaman... ...8. sınıftan zaten LGS'de yorulduk. Tabii ki yazın dinleneceğiz. Ama az birazcık başlarsak 9. sınıfa iyi başlangıç... ...inanın lise hayatının ilk iyi başlangıcı demek... ...ileriki bütün hayatınız etkileyecek. Çünkü gerçekten bizim Türklerin en iyi yaptığı şey iyi başlamaktır. İyi başlangıcı yaparsak eğer... O moral motivasyonla ilerleyebiliriz ve daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. İlk sınavda düşünsenize 100 aldınız diyeyim, 90 aldınız diyeyim. O yeme de yarında. Zaten onun diğer sınavda 50 alsan dahi ortalaması 70 çıkıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Yani. O kadar e, önemli ki ilk sınavda aldın not öğretmenin gözüne giriyorsun. Ondan sonra işte e, kendi moral motivasyonun yükseliyor. İkinci sınavda ben düşünmemeliyim diye buna gayret ediyorsun. Acayip önemli. Peki ben nasıl çalışacağım onu da söylemek istiyorum. Bir kere, bir kere biz kampımızda, kampımızda ne yapacağız? 8'den 9a matematik hazırlık kampı. Matematik çünkü matematik en temel derslerden bir ders. Gün gün teker teker neler yapacağımız burada var. Bu kitabımızı işleyeceğiz. 8'den 9a matematik hazırlık kitabımızı işleyeceğiz. Burada dikkat edelim. Bütün ortaokul tek mesela bir örnek vermek istiyorum. Mesela burada daha önceden yaptığımız burada e, ortaokul tekrarımız. Bak burada altıncı sınıf tekrarını yapıyoruz üstü sayılarla alakalı. Sonra üstü ifadelerle alakalı yedinci sınıf tekrarımızı yapıyoruz. Üstü ifadeler mesela dokuzuncu sınıfta göreceğimiz konu başlıyor. Yedinci sınıf tekrarını yapıyoruz. Sonra üstü ifadelerle alakalı sekizinci sınıf tekrarımızı yapıyoruz. Sekizinci sınıf tekrar da bitiyor. Buradaki birazcık daha yeni nesil soruları görüyorsunuz. Zaten sekizinci sınıfta gerçekten çok yeni nesil soru çözdük gerçekten de. Sonrasında artık dokuzinci sınıfa hazırlanmış oluyoruz. Yani sekizden dokuza geçerken dokuzinci sınıfta göreceğimiz üstlü sayılara nasıl hazırlanıyoruz derseniz altı, yedi, sekizin hepsini tekrar ediyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde harika bir hazırlık yapacağız. Ve dokuzinci sınıftaki üstlü ifadelere inanılmaz mükemmel bir şekilde hazırlanacağız. Peki ben nasıl dokunucu konularına önden başlayabilirim önden başlayabilirim diyen arkadaşlar da hemen şunu söylemek istiyorum. Bir kere sıfırdan dokuza sözel ve sayısal setleri var. Şimdi ne demek bunlar? Şimdi ben sıfırdan dokuza fizik. Fizik var göreceğimiz bir konu ders aslında. Yani sıfırdan dokuza fizik derken sıfırdan konularına söylemeliyiz. Bakalım hemen. Mesela zaten biliyorsunuz sıfırdan kitaplarımızda sıfırdan sekize sayısal sözel vardı. Mesela fizik bilimine girişe başlıyor. Burada konuyu anlatıyoruz burada sorusunu çözüyoruz. Ve bunlar aslında geyik konular gerçekten de işte mekanik elektromanyet. Buna sadece tanımlanabileceğiz. Ve ben size altın tavsiye veriyorum. Bakın dokuyun sınıfta fizik dersine hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz ama okula iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sınıfta yıldız olmak istiyoruz. Sınıfın en iyisi olmak istiyoruz. Veya sınıfa iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Fizik kitabını alacaksın sıfırdan dokuza fizik kitabı. Sıfırdan dokuza fizik kitabı unutmayalım. Bu kitaptan ilk üniteyi bitireceğiz. İlk üniteyi gerçekten yalayıp yutacağız. Nasıl bitireceğiz? Hemen buradan açacağız. Zaten burada konular burada anlatılıyor. Hemen bunlar İngilizce basit basit sorular var. Zaten sıfırdan kitaplarımızın seviyesi çok yüksek değil. Dolayısıyla konuyu öğrenme kitapları öğrenirken de çok kendimizi zorlamayız. Zorlamadan öğreneceğiz. Hemen buradaki konu, buradaki soru, buradaki konu, buradaki soru şeklinde buradaki ilk üniteyi bitirirsek eğer inanın yeme de yanında yat diyorum İnanılmaz derecede iyi bir şekilde iyi bir motivasyonla başlarsınız İsterseniz ilerleyebilirsiniz ve bu şekilde sıfırdan dokuza kitaplarıyla çalışabilirsiniz bunun kimyası var bunun matematiği var gerçekten devasa birazcık e, uzun bir kitap gerçekten aynı zamanda bunların hepsi mesela şu üçü fizik kimya biyoloji de var burada biyoloji matematik fizik kimya biyoloji mesela sayısal seti oluşturuyor aynı zamanda sıfırdan dokuza sözel seti de var bunun mesela sözel ve sayısal set olmak üzere iki tane set var. Bu setlerle beraber çalışabilirsiniz. Konuların özünü kavrarsınız. Bir de problem çözme yeteneklerimizde soruları çözdükçe de gelişecek diyoruz. Mesela bir ipucu daha vermek istiyoruz. Bir kere YKS denilen üniversite sınavımız var. Yüksek öğretim kurumları sınavı dediğimiz TYT ve AYT'nin oluşan abilerimiz, ablalarımız girdi. Aslında artık şimdiden ona hazırlık yapmak gerekiyor. Veya zaten çalıştığımız bütün konular artık ona hazırlık oluyor. Üniversiteye gireceğiz inşallah. Karşına çıkacak olan dersler aslında ...ortaokula gördüğümüz sosyal Türkçe fen dersleri var ya aslında bunları biz YKS'de de karşımıza çıkacak. Sosyal bilgiler diye bir branş var YKS'de mesela TYT'de. Veya edebiyat diye AYT'de bir branş var. Tarih, coğrafya e, aynı zamanda aynı şekilde sözel derslerimiz sosyal bilgiler içerisinde karşımıza çıkacak. Aynı zamanda fen dersi de fizik, kimya, biyoloji olarak üçe bölünüyor. İşte bunların her birisi aslında bize şimdiden üniversite sınavına ve ileriki senelere hazırlık imkanı veriyor diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Kampımıza hepinizi bekliyoruz. Mükemmel bir kamp geçireceğiz ve matematiği gerçekten de halledeceğiz. Hadi bakalım.